Gaziantep Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Akhisar Belediyespor karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyetin mazereti olmadığını, ancak Rajdoral'ın intiharının takımı bu kritik zamanda olumsuz etkilediğini söyledi. Oyuncuların bu travmayı atlatmaları için gereken son konuşmayı yaptığını belirten Uygun, altyapıda futbolcu olmamasından da yakındı. Açıkçası aslında sorunların hepsini tek tek anlatmaya başlarsak bu sorunların hepsinin vakti yetmeyecektir. Ama bunların hiçbirinin mazereti olamaz. Futbol sahada yürekle, düşünceyle, mantaliteyle, fizik gücüyle oynanan bir oyundur ve bu oyunu doğru oynadığın zaman istediğin sonuçları alırsınız. Doğru oynamadığınız zaman bazen böyle taraftarınızı, formanızı üzecek sonuçlar elde edersiniz. Tabii bunların da sorumlusu doğal olarak siz teknik direktör olursunuz. Siz göğüslersiniz. Ve bu göğüslediğiniz süreci de en kısa sürede atlatması için mücadelenize devam edersiniz. Akhisar hatırlanmaması gereken, fakat sahada maalesef bireysel hatalarla birlikte kafa yönünden, mental yönünden yaşadığımız bütün sorunlarla birlikte vefat eden futbolcu kardeşimizin de psikolojisinin etkisiyle olması düşündüğümüz performans sergileyememiz sonucunu aldığımız bir mağlubiyet olarak akılda, hafızada kalacaktır. Şimdi tabii Musa'nın kaburgasında ufak bir çatlak olunca mecbur değişiklik yaptık. Elias'ı da takım kaptanımız yıllarca burada fedakarca mücadelesini en iyi şekilde verdi. Isınmadan tabii hemen onu oyuna sokmak zorunda kaldık. O da belli ölçülerde zorluklar yaşadı. Tabii ki doğaldır ısınmadan girdiği için. O an tam anlamıyla belki konsantre olamadığı için. Ama sadece burada 1, 2, 3, 5 kişi değil, Elias elinden geleni de fazlasıyla yapmaya çalıştı. Takım halinde iyi değildik. Takım halinde o üzerimizdeki oluşmuş olan psikolojiyi atlatamadık. Hala yaşadığımız o intihar şokunun etkisi üzerindeler futbolcu kardeşlerim. Ve diğer anlamda da yaşadıkları sıkıntılar var. Bunların birbirine eklendiğinde bu iş her zaman sorun olarak. Ki ben bu kadar çok düşmeye oynayan takımda çalıştım. Daha doğrusu 6 tane takımın 6'sı da düşmeye oynuyordu ve hepsinde de kurtarmıştık. Ben buraya gelirken onu anlattım. Taraftar için geldim. Çünkü o zamanlar geldiğimde gene taraftar inanıyordu. Fakat geldim gördüm ki taraftar inanmayanları daha çok. Futbolcuya küfür edenler, bize arka taraftan küfür edenler. İnanamadım. İnanmak istemedim. Duymamazlığa verdim. Duymamazlıktan geldim. Sonrasında bu işin içerisindeki diğer sorunlarla şehrin önde gelenleriyle bir türlü o diyaloğu sağlayamadık. O zamanki sağladığımız diyaloğu. Sonrasında akabinde böyle bir intihar olayı da işin açıkçası hiç beklenmemiş. Hiçbir kulüpte böyle sorunlar yaşarken böyle büyük bir kaosun içine girmemiştir. Bir de bunu yaşadık. Ama ona rağmen ben gene inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuklara onu anlattım. Başardığınız zaman 36 puan aldığınızda bu ligde kalabileceksiniz diye söylemiştim. Hala 36 puan alma şansımız var ve onu başarmak için kalan maçlara ona göre sahada mücadelemizi devam edeceğiz. Hocam maçtan sonra bir açıklama yaptınız yayıncı kuruluşa da. Gerekirse genç oyuncularla çıkarım dediniz. Hı hı. Bu bakımdan önümüzde Galatasaray maçı var. Şimdi böyle oynadıkları zaman tabii ki genç oyuncularla çıkmayı tercih ederim. En azından gençleri kazanma adına. Tabii fazla gencimiz de yok maalesef. Yani altyapıda hocalarıma soruyorum, var mı? Hayır hocam, yok diyor. Kendi kadromuzda olan gençlerimiz var. Onları değerlendiririz. Ama böyle oynayacakların bir daha böyle bir kaosun içine gireceklerini, artık bu onlara büyük ders olduğunu düşüncesindeyim. Bir daha da böyle bir sendrom yaşamayacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü eğer ölenle ölürsek, bizim en sevdiklerimiz de rahmetli oldu. Evet, arkadaşımızın intihar etmesi bizim açımızdan çok üzüntü verici. Olmamalıydı, yapmamalıydı. Bize de, kendine de bu acıyı yaşatmamalıydı. Ama olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Yeri gelecek herkes, annesini, babasını, çocuğunu bile Allah korusun, Allah hepsine uzun ömür versin, kaybedip defnedebiliyor. Ölümsüz tek Allah. Sonucunda hepimiz bu her canlı ölümü tadacak. Bazen hayatınızda yaptığınız başarılardan dolayı omuzlara alınırsınız. Bazen de yani herkes zamanı geldiğinde de omuzlara alınacaktır. Musallat taşına kadar, oradan da toprağa kadar. Eksik oyuncu var tabii. İlhan'ın kasığında ufak bir zorlanma. Muhammed Demir'in alt adresindeki aynı ödem devam ediyor. Kaleci Gökhan'la şu anda onun dışında
kim vardı? Musa Nizam'ın evet kaburgası işte çatlaklı, onunla ilgili iğneyle belki onu öneteceğiz. Yani böyle bir problemimiz var. Elyasa'nın sarı kart cezası var. Ama fark etmiyor yani. Oraya mühim olan o formanın hakkını vermek, orada mı mücadeleyi yapmak ve o arzu isteği o formanın hakkını sahada verebilmektir.